Herkese merhabalar. Adım adım 2022 LGS'ye gidiyoruz. Hedefimiz nasıl belirlenir? 2008 sayfa olarak sizlerin yorumlarını görüyoruz. Bu arada 2007 sayfadan da çok güzel yorumlar geliyor. Onları da sizlere okuyacağım. Şimdi arkadaşlar birincisi başarının sırrı bir hedefi durmaksızın takip etmektir. Yani önünüze bir hedef koyacaksınız ve onu durmaksızın bazen yanlışlar olacak, bazen doğrular olacak, bazen denemelerde istediğiniz sonuçları alamayacaksınız ama vazgeçmeden ısrarlı bir şekilde hedefinizi takip ederseniz hayallerinize ulaşıyorsunuz. Nasılsın Tonguç evladım? İyiyim hocam siz? Teşekkür ederim ben de iyiyim. Peki sana soruyorum Tonguç'um. Arkadaşların mutlaka hedefleri vardır. Olmayanlar da bu videodan sonra hedeflerini verilecek. Çünkü bugün çok güzel bir video hazırladık. Senin hedefin var mı Tonguç Eylandı benim? Kabataş Erkek Lisesi. Harika bir hedef. Kabataş Erkek Lisesi gerçekten güzel bir hedef. İnşallah hedefine ulaşırsın diyorum ve hemen başlıyorum. Arkadaşlar sizlerden daha doğrusu sizin bir üst dönemlerinizden yani 2007 tayfadan şöyle yorumlar geldi. Mesela Ayşenur Yaj demiş ki hocam çok çalıştım sayenizde şu an istediğim Anadolu dosyasındayım, süpersiniz demiş. Ali Borak demiş ki sene boyunca zorlandım arkadaşlar ama size tavsiyem çalışın. Mutlaka sonuç alırsınız teşekkürler demiş. Fanist ismini bilmiyoruz. Çalışın ve başardım emeğiniz büyük hocam demiş. Buna benzer onlarca yüzlerce binlerce güzel yorum var. Peki bu yorumlar atan arkadaşlar senin içinde ne tarz yorumlar atıyordu biliyor musunuz? Hocam olmayacak mı acaba? Hocam yapamayacak mıyız? Hocam vaz mı geçsek? Hocam matematik olmuyor. Hocam fenle yanlış çıkıyor. Hocam paragraflardan sıkıldık gibi yorumlar da geliyordu. Ama biz onlara her zaman şunu söyledik. Vazgeçmeyin. Hedefinize koşun. Hedefinize ulaşın dedik ve inşallah da birçoğu ulaştı. Şimdi öncelikle LGS hedefimize ulaşmak için ne yapmamız lazım Tonguç evladım benim? Hedefimizi belirlememiz lazım. Harikasın. Hedefimizi belirlememiz lazım. Sonra ortamımızı belirlememiz lazım. Ve tabii ki ardından da planımızı yapıp yol çıkmamız lazım. Yani adeta LGS'ye hop dememiz lazım. Hop oradan. Şimdi unutmayın ki arkadaşlar sağlam bir hedef motivasyonunuzu artırır. Yani siz kendiniz için giriyorsunuz bu sınava. Bu sınava girmeyebilirsiniz. Normal bir liseye de devam edebilirsiniz. Ama sizin kendinize olan sevginiz, saygınız ve tabii ki de yaptıklarınızın karşılığını alıp alamayacağınız görme isteğiniz nedeniyle bir hedef verileceksiniz... ve bu sınava hazırlanacaksınız. Ve inşallah da en güzel seneniz bu olacak. Çünkü çalıştığınızı, başardığınızı, bazen başaramadığınız zaman vazgeçmemeyi öğrendiğinizi göreceksiniz. Yani sizin için çok büyük bir kazanım olacak bu sene. Şimdi başarının adımları hedef, motivasyon ve plan dedik. Motivasyon lazım buraya. Neden ortaya tam yazmadım. Çünkü ortam motivasyonu verirler. Yani etrafında hiç ders çalışmayan insanlar varsa, dağınık bir masa varsa Veyahut da sürekli olarak seni kazanamayacaksın, vazgeç, yapamazsın diyen tipler varsa onlar da senin ortamını oluşturuyor ve onlar da senin motivasyonunu düşürüyor. Şimdi öncelikle mutlaka kendinize şunu sormalısınız. Ne istiyorum ben? Neyi başarmak istiyorum? İstediğim hedef bana uygun mu? Mesela diyelim ki ben İstanbul Erkek Fen Lisesi'ni istiyorum ama belki de ben matematik ve fen derslerini sevmeyeceğim. Mesela sen neden fen lisesi istemiyorsun Tonguç'um? Fen ve matematikte zorlanıyorum hocam. Bak fen ve matematikte zorlanıyorsun. Belki de o yüzden senin bir analiz Lisesi tercih etmen lazım. Ama tabii kabatış erkek için de iyi bir matematik falan yapman lazım. Onu da söyleyeyim Tonguç'um. Sonuç olarak eğer fen ve matematiği sevmiyorsanız Anadolu Lisesi'ne gidebilirsiniz. Sosyal Bilimler Lisesi'ne gidebilirsiniz. Birazdan bunların hepsini göstereceğiz, tanıtacağız sizlere. Gerçekten bunu istiyor muyum? Amacım gerçek mi? Yani bir de çok hayal üstü bir hedefimiz varsa bu birazcık ulaşamadığımız an moralimizi bozabilir. Şimdi sorularımıza ulaşmanın, cevaplarını bulmanın en önemli yolda tabii ki kendimizi tanımak. Bizler kendimizi tanıyacağız. Bizler ilkokul bir yerde okuma yazmayı bilmiyorduk ama bunu öğrendik. 2'de, üçte, dörtte, beşte, altıda, 7'de birçok zorluğu açtık. Ya şöyle düşünün sizler zaten süper bir nesilsiniz. İki yıl pandemiyle uğraştınız. Okula gidemediniz ama okulları, sınıfları bitirdiniz. Dolayısıyla sizler her şeyi başarabilirsiniz arkadaşlar. Hedefin seni heyecanlandırıyor ve çalışman için seni teşvik ediyorsa doğru yoldasınız demektir. Yani hedefinizi gerekirse okulun önüne gidip bir resim çektireceksiniz. Mesela diyelim ki e, Tonguç İstanbul'da zaten. O zaman Beşiktaş'taki Kabataş Lisesi'nin önüne gidip bir e, öz çekim yapmalısın değil mi Tonguç'um? Selfie çekeceğim hocam. Evet selfie çekeceğim diyorsun. Selfie değil öz çekim diyoruz. Biz Türkçemize dikkat ediyoruz. Neyse işte oraya gidip o resmi çekip diyeceksin. Ki, ben bu okulda okuyacağım seneye. Şimdiden bir ön çekim yaptım diyebilirsin. Öz çekim yaptım diyebilirsin. Şimdi çalışma süren, planın, programın ve e, çalışma ortamın hedeflerine uygun olmalı, özverili olmalısın. Özveri ne demek biliyor musun evladım? Bilmiyorum. Bilmiyorum diyorsun. Bak bu yakın bir zamanda, daha doğrusu 2 üç sene önce LGS'de de sorulmuştu, daha doğrusu o zamanki adıyla TEOK'ta sorulmuş. Özveri özünden vermek demek. Yani sen eğer hayal ettiğin birileri kazanmak istiyorsan hayal ettiğinden daha fazla çalışmalısın. Ya yani ben işte günde 3-4 saat çalışırım ve kazanırım diyorsan bu senin hayal ettiğin çalışma. Halbuki ondan daha fazla çalışırsan, 5 saat çalışırsan o zaman hayal ettiğinden daha fazla çalıştığın için hayal ettiğin yeri kazanabilirsin. Yani özünden vermelisin birazcık. Gayret göstermelisin. Azimli olmalısın. Vazgeçmemelisin. Şimdi ortam önemli dedik. Neden? Çünkü dağınık bir çalışma ortamı insanın motivasyonunu düşürür. Ya yani zaten dağınık sonra çalışırım der insan. Veyahut da ee, ...böyle e, neyi ne yapacağını bilmiyorsan... ...masanın üzerinde onlarca test kitabı varsa... ...ya hangisinden başlasam ki? Zaten hiçbir bitmez gider vazgeçersin. Ama düzenli bir çalışma ortamı... ...masanın üzerinde yapman gereken ödevin olması... ...seni çok ciddi bir şekilde motive eder. Zaten bizim bununla alakalı... ...motivasyon ve planlama rehberimiz de var. Hadi planlı ve akıllı çalışan kazanır diyoruz burada da. Sizin için burada çok güzel planlarımız var. Bunları da birazdan göstereceğim. Şimdi plan yapmamız lazım. İşte bu plan sırasında eğer hadi alabilirsin. Burada sana gün gün, hafta hafta, ders ders, kaynak kaynak nasıl çalışman gerektiğine dair çok güzel planlar var. Ama hocam ben kendim hazırlamak istiyorum diyorsan Birincisi bilhassa bu şu yaz döneminde daha okullar açılmamışken öncelikle çalışman gereken dersleri belirleyeceksin. Mesela ben burada din dersini yazmadım. Hani din dersi kolay bir ileride çalışırız diye. Türkçe çalışmalıyız, paragraf çözmeliyiz. İnkılap önemli, şimdiden başlamalıyız. Matematik çok çok önemli, zaten belirleyici ders. Fen önemli. İngilizce dönem çünkü İngilizcede yanlışlar yapılabiliyor, kelime bilgisi önemli. Şimdi günlerimiz belli. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bugünlerde ilk başlarda yaptıklarınızı yazın arkadaşlar. Yani ilk planda ben pazartesi Türkçeden ders çalışmadım. Salı e, işte 20 soru çözdüm. Çarşamba 10 soru çözdüm. Perşembe çalışmadım. Cuma 50 soru çözdüm. Cumartesi pazar çalışmadım. Şimdi İnkılap tarihi dersine pazartesi, salı, çarşamba çalışmadım. Perşembe 50 soru çözdüm. Cuma 50 soru çözdüm. Cumartesi çalışmadım, pazar çalışmadım. Matematik dersine 20 soru çözdüm, 20 soru çözdüm, 20 soru çözdüm. Çalışmadım, çalışmadım, çalışmadım. 40 soru çözdüm, çalışmadım. Fen dersine de aynı şekilde mesela bugün 10 soru çözdüm. Sonra burada çalışmadım ama sonra 50 soru çözdüm. Şimdi bak burada bazı günler çalışıyorsun, bazı günler çalışmadığını da yazıyorsun. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Pazartesi günü ben ana hiç ders çalışmamışım. Sadece 20 soru çözmüşüm. Ya da bu hafta Türkçeden ben 50 20 10 80 soru çözmüşüm. İnkılaptan 100 soru çözmüşüm. Yani hafta bu sonunda Türkçeden ne kadar çalıştığını görebilirsin. Pazartesi gününe kadar çalıştığını görebilirsin. Ve dersin ki ya ben geçen pazartesi ders çalışmamıştım bu hafta pazar günü bunun daha fazlasını yapacağım diyebilirsin. Ve hatta diyelim ki cuma günü 50 50 150 soru çözmüşsün. O zaman bu cuma daha fazla soru çözeceğim. Çünkü geçen cuma çözmüşüm diyebilirsin. Zamanla da kendi rutinini oturtup bundan çok daha fazlasını yapabilirsin. Biz hadi motivasyon ve planlama rehberimizde sizin için hem deneme performans takip çizelgenizi. Çünkü denemeler ne olacak biliyor musunuz? İlk başlarda zaten sıfır net daha bir şey yok. İlk başlarda 30'la başlayacak belki. 40, 50, 60, 70, 80 gidecek gibi olacak. Sonra inecek çıkacak, inecek, çıkacak, inecek, çıkacak, inecek, çıkacak, inecek, çıkacak. Bu şekilde yükseklere doğru gidecek. Yani inişler ve çıkışları görmeniz lazım. Çünkü bu esasında yukarı doğru yükseldiğini zihninizde göremiyorsunuz. Hep inip çıkıyorum, çok kötüyüm diye düşünüyorsun ama esasında netlerin yükseliyor. Bunu da görmenizi sağlıyor. Ve aynı zamanda bununla beraber okumanız gereken Dahi diye bir kitap var. Ben de dahi olacağım. Sen dahi olacaksın Tonguç'um. Neden dahi olmayasın? Dahi derken esasında her insan yaptığı işi en iyi şekilde yaparsa, hedefine ulaşırsa o kendisi için bir dahidir. Sizler Türkiye'nin zeki, çalışkan gençleri olarak esasen her biriniz birer dahisiniz. Hepinizin belli belli yetenekleri var. Kiminiz Türkçede iyi, kiminiz matematikte, iyi, kiminiz futbolda, kiminiz satrançta, kiminiz müzikte, kiminiz fende fark etmez. Hepinizin çok güzel özellikleri var. Ama bu sınavda mutlaka bu derslerden yapmamız gerekiyor ve bunları da çalışıp yapacağız inşallah. Şimdi Türkiye'nin en yüksek Anadolu Lisesi'ne baktığımızda birinci sırada Galatasaray Lisesi var. Burayı hepiniz kazanabilirsiniz. Kimse size diyemez ki Galatasaray'ı kazanamazsınız. Çalışırsan kazanırsın. Sınav adil. İstanbul Erkek Lisesi var. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi var ki Tonguç'un istediği okul gerçekten bayağı yüksekmiş Tonguç'un. Cağaloğlu Anadolu Lisesi, Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi var. Bunlar ilk beş Anadolu Lisesi. Ama bu şu demek değil. Ben Galatasaray Lisesi'ni kazanamadıysam üniversite sınavında başarılı olamayacağım. Hayır hiç alakası yok. Şu anda Galatasaray Lisesi'ni bitirip üniversite sınavına hazırlanmadığı için istediği başarıyı elde edemeyenler de var. Farklı farklı Anadolu Lisesi'nden mezun olup Türkiye'nin yüksek okullarını yani Cerrahpaşa İngilizce tıpı, Boğaziçi elektrik, elektronik mühendisliğini ya da Türkiye'de derisini elde etmiş öğrenciler de var. Yani illa burayı bitirirsen. Hayır öyle bir şey yok. Bunlar senin için esasında. Ya da Türkiye'nin yüksek fen liselerine bakarım. Ankara Fen Lisesi, İzmir Fen Lisesi, İstanbul Atatürk Fen Lisesi, Çapa Fen Lisesi, Tofaş Fen Lisesi. Bunlar Türkiye'nin yüksek fen liseleri. Ama buradan da mezun olup eğer ders çalışmadıysan başarısız olabilirsin. Bunlardan herhangi birinden mezun olmayıp Türkiye'deki herhangi bir liseden mezun olup ...Türkiye birincisi de olabilirsin. Sosyal bilimler liseleri. Aynı şekilde burada tabii ki sosyal bilim dersleri de ağırlıklı. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi İstanbul'daki... ...Eskişehir Eti Sosyal Bilimler Lisesi... ...Denizli İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi... ...Aydın Sosyal Bilimler Lisesi... ...Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi... ...bunların hepsi Türkiye'nin siz değerli öğrenciler için hazırlanmış en güzel liseler arkadaşlar. Ya da Anadolu İmatip Liseleri. İstanbul Kartal, Kadıköy, İstanbul, Emin Saraç, Konya Mahmut Sami Ramazanoğlu, Ahmet Sani Gezici. Bunların her biri de yine aynı şekilde sizleri bekleyen liseler arkadaşlar. Şimdi ortalama verilere göre Anadolu Liseleri Ortalama verilere göre Anadolu Sesi mezunlarından örgün programlara yerleşme oranı %27.9. Yani Anadolu Sesi'nden mezun 100 kişinin 27'si kazanıyor. Fen liselerinden mezun 100 kişinin 48'i kazanıyor. E, diğerleri kazanamıyor mu hocam? Hayır. Diğerleri belki tercih etmiyor. Daha iyi bir okul istiyor. Ben yeniden hazırlanacağım diyor. Mesela diyelim ki... Eczacılık kazanıyor. Ben yeniden hazırlanıp tıba gireceğim diyor. Öğretmenlik kazanıyor. Ben yeniden hazırlanıp mühendisliğe gireceğim diyor. Dolayısıyla burada 127'nin gerisinde kalanlar... Yani yüzde kaç oluyor? Yüzde e, 72'si esasında... Yüzde 72'si yani yüzde 27.9'dan 172.1'i... Esasında... ...kazanamamış, tamamen kaybetmiş değil. Bunlar da çalışıp yeniden kazanabiliyorlar. Fen lisesi mezunları da aynı şekilde. Ama gördüğünüz gibi fen lisesinde kazanma oranı biraz daha yüksek. Fen liseleri fen ve matematik ağırlıklı dersler görüyorlar... ...ve gerçekten fen ve matematiği sevmiyorsan fen lisesine yaklaşma bile. Üniversite yerleştirme oranı yüksek... Tıp, mühendislik, mimarlık ve benzeri alanlar var. Ama fen sistem mezun biri hukuka da gelebilir istersen. Anadolu baktığımızda sayısal eşit ağırlık, sözel ve yabancı dil ağırlıklı alana göre üniversite tercih yapıyorsun. Eşit ağırlıkçısındır. İşletme, hukuk, iktisat tercih edebilirsin. Sayısal açısındır. Mühendislik tercih edebilirsin. Sözelcisindir. Edebiyat, tarih radyo ve televizyon tercih edebilirsin. Yabancı dil mezunusundur. İngilizce öğretmenliği, mütercim, tercümanlık tercih edebilirsin. Ve yerleşme oranında gerçekten çok iyi. Anadolu İmam Hatip Liselerine baktığımızda hem mesleki eğitim var yani İmam Hatip eğitim var hem de yüksek öğretime direkt hazırlıyor. Anadolu Liselerindeki temel derslere ek dini dersler de var. İlahiyat, din kültürü alak bir öğretmenliği, vaizlik ve benzeri meslekler için daha avantajlı bir lise alan dışı tercih hakkında var. Sosyal bilimler Lise'ne baktığımızda sosyal bilimler ve edebiyat ağırlıklı, öğrenim süresi 5 yıl, sözel ağırlıklı, hukuk, siyaset bilimi, kamu yönetimiyle benzeri. Sen hangisini istiyorsun Tonga benim? Ben Anadolu Sesi istiyorum hocam. Sen Anadolu Sesi istiyorsun. Gerçekten Anadolu Sesi de gerçekten hani hepsine birden e, tercih yapabilme hakkı olmasının nedeniyle biraz daha rahat gözüküyor. Şimdi hedef belirlemek ve çalışmaya başlamak için en doğru zaman şimdi arkadaşlar. Artık başlamalıyız. Hani bir hikaye vardır ya Tonga'cığım tavşanla kaplumbağa yarışa çıkmış. Tavşan dinlenmiş kaplumbağa onu geçmiş. Çok güzel bak tavşan dinlenmiş kaplumbağanı geçmiş dedin. Niye? Çünkü tavşan başlamış hızlı bir şekilde sonra duru vermiş. Kaplumbağa ise gelmiş 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 geçmiş. Yavaş yavaş geliyormuş. Tavşanı dinlenirken görüp onu geçmiş. Esasında bu hikayeyi biz yanlış anlıyoruz. Biz şöyle anlıyoruz. Diyoruz ki dolayısıyla kaplumbağa gibi yavaş yavaş gidersem tavşanı geçerim diye anlıyoruz. Tavşan hiçbir zaman geçemezsin. Tavşan senin geldiğini görürse uyanır hemen pıt diye geçiverir seni. Dolayısıyla bizler kaplumbağa gibi yavaş yavaş gitmeyeceğiz. Bizler tavşan gibi hızlı, gayretli, azimli olacağız. Ama kaplumbağa gibi de sebatkar yani Böyle e, kararlı olacağız, asla vazgeçmeyeceğiz, böyle dinlenmeyeceğiz. Gerektiğinde dinlendiğimiz dönemler olacak ama. O zaten çalışmaya dahil. Bunu her zaman söylüyoruz. Dinlenmek de çalışmaya dahil arkadaşlar. Yani sizin şu anda yazın dinlendiğiniz zamanlar size bir artı olarak gelecek. Bunları sizler sınav hazırlık sürecinde oh be zamanda iki dinlenmişim. Şimdi yorulduğumda o günlerden enerji depolamıştım diyebileceksiniz. O yüzden şu anda hem çalışmanız gerekiyor hem de dinlenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani sadece günde 18 saat çalışın ve kazandım. Böyle bir şey yok. İmkansız böyle bir şey olamaz. Bunu her zaman söylüyoruz. Bir saat çalışırsın. 10 verimle çalışırsın, 10 puan elde edersin. 10 saat çalışırsın, bir verimle çalışırsın yine 10 puan elde edersin. Ama sizler inşallah 10 saat çalışıp 10 verimle 100 puan elde edeceksiniz. Sizlere çok güveniyoruz arkadaşlar. Kendiniz için en doğru liseyi belirlemek ve şimdiden başlamanız için bizler Tonguç Akademi olarak tüm sene boyunca sizlerle beraberiz. 8. sınıf kanalımızda sizlere her hafta canlı yayınlar yapacağız. Her gün videolar atacağız. Sizlerin peşinizi bırakmayacağız. Ve sizleri iyi bir liseye, hayallerinizdeki liseye, istediğiniz liseye yerleştirene kadar sizlere destek olmaya devam edeceğiz. Hem videolarımızla hem de tabii ki de kaynaklarımızla. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Dahi kitabımızı ve hadi kitabını da tabii ki Tonguç mağazadan ya da Tonguç kitapçılarından isteyebilirsiniz. Bu kitapta ve bu planlama defterinde sizler için çok güzel çalışma yöntemleri olacak. Hadi bakalım görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.